Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle dijitale kitap hazırlıyoruz. Yani bu dijitale kitap hazırlama için bu mikrofon bu arada. Neyse, dijitale kitap hazırlıyoruz. Bu süreci sizinle beraber kayda almak istedik. Yazım süreci, basım süreci, düzeltim süreci da neyse artık. Berman merhaba de. Merhaba. Burada da bir tane dağımız var. Burada sistem falan da kurduk. İşte videolarımızı çekeceğiz vesaire. Bu süreçte birazcık zorlayıcı olacak. Uzun bir video olacak. Şimdiden sabır dileyin bize. Size de biz sabır diliyoruz izlerken. Görüşmek üzere. Videoya geçelim. Aziz'in hatıra defterini düzeltiyoruz. Benim görevim sayfaları düzeltmek ve sayfaları kontrol etmek. Evet. Yaptığın işi anlattığına göre biraz gösterebilir misin bize nasıl yaptığını? Bize yaptığın işi gösteriyordun. Tabii ki de. Şu şekilde düzeltiyoruz. Nereden düzeltiyorsun? Canva'dan, Canva uygulamasından. Peki işinde memnun musun? Tabii ki de. Bu durumda sana teşekkür edip diğer çalışma arkadaşımıza dönüyoruz. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Barış. Aziz'in hatıra defteri için asistanlık yapıyorum. Peki bize neler yaptığını anlatabilir misin? Bilgisayarı açmak. Başka? Pek çok açıdan onlara yardım ediyorum. Peki size teşekkür ediyoruz. Kalan işlerinizi birer birer kayda alıp diğer arkadaşlarla paylaşırız. Tamam. Bu arada siz yazarın neyi oluyorsunuz? Kendisiyim. Hayır. Evet arkadaşlar, şimdi belge olarak indirdik bazılarını. Açıyoruz, bunları kaydedeceğiz ve bir deneme yapacağız hangisi iyi oluyor diye. Bunu nasıl kopyalım, bakalım nasıl oluyor diye. Şu azın hatıra defterinin altına tutacağız. Cetvele döndü. Yok, yazı yapıştırdı ya. Tekrardan yazı yapıştırdı. Ben bir bunu geri alayım. Tamam. Buraya bu sefer ben yapıştır. Ay ben şansına. Yapıştır, olmuyor. İzin vermiyor. Bunu diyor, kamba diyor. Kamba diyor. Hadi bunu halledeyim ya. Selam. Tamam. Saçını şöyle tutsana. Tamam, şimdi bunu bir deneyeceğiz. Eğer oluyorsa bunu şu şekilde yorum yapalım. Birinci kitap sayfası için. Böyle mi iyi yoksa şu şekilde yazı olarak. Bu şekilde siyahın üzerine böyle şeymiş gibi olsa nasıl olur? Böyle güzel olmaz mı? Ya da böyle yazı olarak. Yazı mı bu mu? Bence bu. Bu mu? Yukarıdaki, evet. Tamam, yukarıdakinden devam. Evet arkadaşlar, şimdi nerede kalmıştık? En son ben kitabın belli başlı şeylerini düzeltiyordum. Aslında Barış'ın anlatmak istediği şuydu. Barış bize tanıtımları vesaire hazırlıyordu başta. Birkaç tane tasarım yaptı. İşte nasıl söyleyeyim, tanıtım için tanıtımları şura ya da şura bir yere koyarım. Ekrana koyarım ya da. Bilmiyorum. Etap düzenlemeleri yapıyorum. Size göstereceğim birazdan. Ekrana göstereceğim ama öncesinden anlatmak istiyorum. Bermal bize şey yaptı. Bütün sosyal medyaya, zaten bu kitabı sosyal medyaya da yazmıştım. Sosyal medyadaki, yani Instagram'daki bütün videolardan bir bir kopyalayıp yazıya aktarıp bana gönderiyordu. Ben de düzeltiyordum. Aslında kitabın yazarı benim. Barış her ne kadar benim dese de asıl yazar benim. Bu Aziz'in hatıra defteri, Aziz'in bir üstadla tanışmasından yola çıkarak nasihatleri vesaire anlatıyor. Öyle yani kısaca. Ben şimdi son bir düzenlemeyi yapıyorum. Son düzenlemeler, işte tekrardan okuyorum. Kitap şu an 55 sayfa gibi görünüyor ama son kısımlarını da eklemedim. Çünkü Aziz'in işte vesaire İnci ile tanışması var. Neyse, spoiler vermeyelim. Üstadın olacak olaylar vesaire var. Olay aslında nasihatlardan gidiyor. Sonra bazen ara ara şey araya giriyor. Aziz'in kendi notları araya giriyor. Aziz ile üstadın konuşması değil. Hala kameraya bakmaya alışamadım. Kendime bakıyorum, garip geliyor. Şimdi ben ne yapıyorum? Neyse, şimdilik ben bunları size anlattım. Bir de şeyden görelim. Biz başta ayrı ayrı Berman'ın yaptığı gibi düzenliyorduk. Kahverengi yapmayı düşündük ama
burada benim yazdığım uygulamada arka plan kahverengi olmuyor. Biz de haliyle siyah yapalım dedik. Muhtemelen Aziz'in hatıra defteri de İnci'nin anıları da, İnci'nin anılarını da Instagram'dan yazmaya başladım. Bu arada Instagram'da Zozan Yıldız'ı hesabında bulabilirsiniz. Elektrik. Ben şimdi kitabı bitirdim ama bu yayına koyma süreci var. Ben şimdi kısaca bir kitabı göstereceğim. Yani şöyle iç dizaynını, tasarımını vesaire hepsini düzelttim. Ama dediğim gibi size iç dizaynını göstermem lazım. Nasıl olacak, nasıl yükleyeceğim onu da bilmiyorum. Onları da kayda alacağım. Umarım bu cumaya yetişir. Hadi geçelim. Bu resim böyle ama şu şekilde küçülteyim. Şu bizim kapak fotoğrafımız olacak. Bunu zaten iki sayfaya koyduk. Şöyle kime ithaf edildiğini vesaire ne olduğunu yazmışız. Burada işte vesaire şurada imza atmış. İmzalı bir kitap olmasını, dijital de olsa imzalı bir kitap olmasını istediğimden dolayı böyle yaptım. Şöyle şu şekilde de kitabın ana nasihat kısımları var. Tabii kişisel nasihat değil. Şöyle Aziz'in kendisi, üstadının nasihatlerini anlattığı bir şey, tamamen şu şekilde. Burada mesela yazar kimdir, kendim birazcık tanıtıyorum. Burada da kimlerin emeği geçmiş bu kitapta, onu tanıtıyorum. Bilgisayarı da kardeşimin bilgisayarını kullanacağım ama ona ekstra teşekkür etme gereği duymadım. Buradan ona da teşekkür ettiğimi, burada diğer videoyu çekiyorum. Bu arada burada da kahvelerim vesaire, çaylarım, zerzukumlarım var. Bir haftadır fazladır bu maskeyle beraber uğraşıyoruz. Bayağı bir uğraşıyorum. Özellikle yeğenlerim yanındayken bana yardımcı oluyorlardı ama onlar gidince tek başıma kaldım. Zaten hepsini de benim yapmam gereken şeylerdi. Bir dakika. Ana mantığıyla ele alınca şu an bu bitti. Dediğim gibi kardeşim bilgisayarından olan kısımları da çekeceğiz. Kitap bitti. Şimdi dijitale aktarım süreci var. Google Play'de satışa çıkarma süreci var. Onu da kayda almayı düşünüyorum. Gerçi az önce ben klavyeyi falan hepsini sattım ama... Burada da diğer videoların, şu Bronz 2'nin maratonunu çekecektim. Onu yarım bıraktık. Dedik ki kitabı yetiştirelim diye. Biraz dağınık ortam. Burada içtiğim kahvenin, suyun vesaire malzemeleri duruyor. Bayağı bir dağınıkım bugün. Neyse bugün zaten son gün, süreç olarak son gündü. Bunu biz bu şekilde bitirdik. Gönderdik göndermemiz gereken yere. Yani burada da diğer benim kitaplarım şeyleri var. Neyse bunların da artık başka zaman diyelim. Buradan bir çıkış yapalım. Ana mantığıyla ele olacak olursak kitap bitti. Sadece yayımlanma süreci kaldı. Onu da inşallah bu akşam eğer bitirirsek bu cumaya yetiştirmeyi düşünüyorum videoyu. Ama videoyu bu cumaya yetiştiremezsem, yayınlanmasa bu cumaya yetiştiremem. Dua edin bu cumaya yetiştireyim. Gerçi siz bunu izlediğinizde eğer izliyorsanız yetiştirmiş olmuş olacağım. Neyse yayınlama sürecine geçelim, sonra da tanıtımları vesaire yaparız. Evet, şimdi işin civcivli kısmı şurası. Bu nasıl açılıyor? İşin civcivli kısmı. Umarım burada çocuğun ne diyorlar adı, WhatsApp mıdır ne zukumsa açıktır, yoksa tabletten tekrardan aktarmam gerekecek. Neyse ben bir bunu açayım, dönüyorum. Vallahi açtık bir şekilde açtık. Şimdi işin civcivikli kısmı Instagram ve WhatsApp'a çıkmış. Umarım siz orada isim misin bir şey görmüyorsunuzdur. Şimdi şu an ekranda böyle acip şeyler çıkıyor. Bak hala bak şu kısım var ya, benim ikinci videom, yani bu videodan sonraki videonun maraton olması gerekiyor. Eğer onun yerine direkt bunun yerine eğer bunu yayınlarsam zaten söylerim gerçi ama böyle mi oluyor? Neyse. Bunu da ben çizmiştim şimdi. Kaç dakikada çizmiştim bilmiyorum. What is this? Tamam, tarayıcı ile açalım. Evet. Şimdi edit arasında bölüyorum. Şöyle bir sıkıntımız var. Bu normalde Google Play kitap ortaklığında satışta olduktan sonra yayınlanacak bir videoydu ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Şu anda o satışta değil. Muhtemelen en kısa sürede problemi çözeceğim. Çünkü Google Play ile alakalı benim bir problemim var. Hesap problemi. Hesap problemini hallettikten sonra size nasıl Google Play'e kitap yükleri nasıl yapılır dair fikir olsun diye video çekmeyi düşünüyorum. Çünkü kitaplarını bastırmak isteyen benim gibi yüzlerce yazar var. Ve maliyetini karşılayamayacak durumda olan, özellikle öğrenci olup yaşı küçük olanlar var. Bu yüzden onlar için nasıl yapılır diye bir ikinci bir video yapmak istiyorum.
Bu videoyu aslında satışa çıktıktan sonra yayınlayacaktım ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Daha fazla beklemenin de bir manası yok. Çünkü 2 haftadır zaten bu işlerin yoğunluğundan dolayı bayağı bir erteledim video yüklemeyi. Neyse, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.